Efendim, sizi tanıyabilir miyiz acaba? Ben Antalya Martı Marina Yat Malzemeleri Mağazası sahibi İzzet Ünder. İzzet Bey, burada bulunuşumuzun sebebi mendirekti. Mendirek hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz efendim? Tabii memnuniyetle Bilal Bey. 1920 senesinde yapımına başlanan Antalya Kale İçi Mendireği 1958'li yıllarda bugünkü haline gelip 83 senesinde Antalya, Batı Antalya projesi kapsamında restorasyon çalışmaları yaparaktan bugünkü haline gelmiştir. 60 senedir kullanılan bir mendirek. Fakat son yıllardaki küresel iklim değişiklikleri ve dalgaların yükselmesi sonucunda yıpranmıştır. Bunu az önceki tespitlerimizde de derzlerin açıldığını, taşların dalga hareketiyle azaldığını gözlemledik. Yapılacak iş, işletmeci pozisyonda bulunan Kale İçi Yat Limanı Kooperatifi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne buranın restorasyonu ile ilgili müracaat edip Büyükşehir Belediyesi'nin de koruma alanında bulunan Kale İçi Yat Limanı'na bütçesi programında parayı aktarmasıyla bütçeyi kullanmak için Büyükşehir Belediyesi Kale İçi Yat Limanı restorasyonu için harcayacaktır. Rıhtımları, elektrik baksları ve su bakslarının tadilatı Kale İçi mendireğinin derzlerinin doldurulmasıyla birlikte burası tekrar eski güvenli ilerideki bir sıkıntı yaşamamak için önemli. 2003 yılında aynı bu marinaya benzeyen Yunanistan'da Zek Marina var. Zea Marina. Şu anda Doğuş Kurulu işletiyor. 2003 yılında aynı bu şekilde bir felaket yaşandı orada. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Biz tarihe bir not düşelim. Bu marinamızın, Kale İçi'nin mendireğini el birliğiyle Büyükşehir Belediyesi'nden zannediyorum önümüzdeki günlerde haberler geliyor. Bu konuda bir girişim başlatılacak. Buraya acil eylem planı dahilinde gerekli yaptırımların olmasını temenni ediyorum. Mendireğini işliyoruz. Çok güzel yapıyorsun. Evet. Gördüm seni. Evet, Kale İçi mendireği bizim için önemli. Sen ne düşünüyorsun bu konuda, burada yaşayan bir esnaf vallahi olarak? Ben burada tabii ki... İsmi soy ismi alabilir miyim efendim? Ben söyleyeyim. Dilaver İlitan. Tabii ki burada bizim yıllardır dediğim gibi izleteyim de yani bu mendirek bize çok ters yönde küçük geliyor. Bütün deniz güneyden lodos geldiği zaman içeri giriyor. Kışın çok kötü şartlarda kalıyoruz. Esasında bunun için bir önlem. Artı bir de daha önce de İzzet Bey'in bahsettiği gibi yazıları da oldu. Mendireğin çatlaması, belki yıllardır hiçbir bakımı olmaması. Ama bunlarla ilgili hiçbir şu güne kadar bir hareket de görülmemiştir limanda. Bence bu çok eski bir liman ama çok kıymetli bir liman. Doğal güzelliği açısından. İşte ise buradaki tekneler olsun, diğer küçük tekneler olsun, kötü havalarda çok kötü şartlarda kalıyoruz. Yani ben tabii ki bunun için bir yapılacak bir şey varsa bekleriz tabii. Ama tabii bu da küçük çaplı değil. Mutlaka herhalde devletin el atması olacak bir şeydir. Ama bu arada İzzet Bey'e çok teşekkür ediyorum bu liman için. Çok güzel yazıları ve ilgileri var. İnşallah güzel bir şey de olur. Çünkü kışın biz burada çok kötü şartlar altında kalıyoruz. Dayanamıyoruz. Tekneler bile kurmaktan, parçalanmaktan. Yani isterseniz bir de gelin. Ocak ayında burada bir fırtınada bir görüntü alın. Bundan sonra çok daha farklı olacaktır eminim. Evet, teşekkür ederim. Bahsettiğim mesela karşı taraf kapatılmış vaziyette. Orası çekek yeriydi. Oranın kapatılması Kale İçi Yat Limanı'ndaki dalga hareketinin artmasına ve denizdeki kaynamaya sebep oluyor. Oranın tekrar çekek yeri haline getirilip indirme bindirme yapacakları şekil almaya gelmesi lazım. Daha önce limanda balıkçılar, ufak balıkçılar
tüm teknelerini oradan pıştık bakımlarını yapıyorlardı. Esasında doğal olarak güzeldi. Bir köprü yapılıp da çok daha güzel olurdu ama bunu kapatmak daha basit oldu herhalde. Bu kışın gelen dalga karşı sahile vuruyor, buraya vuruyor, alabor oluyor, bize geliyor. İşte yani bu daha önce dalga vurduğu zaman rahatlıyordu deniz. Şimdi deniz rahatlamıyor. Deniz rahatlamayınca biz de rahat olmuyoruz şimdi gerçekten. Yani amatör denizcilik için de önemli. Amatör denizcinin tabii tekne indireceği yer yok. Yer yok. O çekek yeri tekrar eski haline getirildiği takdirde yat limanındaki dalganın deşarj olmasını sağlayacak ve harp olur, savaş olur, darp olur bir şey olduğu takdirde emerjansı durumunda teknelerin indirme bindirme yeri olabilir tabii. Burası çok önemli yok. Ama maalesef şu anda bu şekilde. Çok i̇şte teşekkür ederiz Zila abi. İnşallah abi. Sadece kale için mendirek değil, kale için iç mendireklerimiz de var. Rezalet baksana. Her taraf kırılmış, iç parçalanmış. Elektrik baksları, rıhtımlar, su saatleri. Tarihi limanımız burada yığına döndü. Sahipsiz. Neler geçer mi? Valla bir bakım ihtiyacı var yani. Bir el atsa bir tarafından iyi olur. Turizmin, herkesin inip çıktığı bir yer burası. Yani Antalya'nın gözdesi, simgesi bir liman bu ya. Yani. Başka ikincisi yok yani yapılma ihtimalde. Dolayısıyla da biraz özen gösterilse, biraz itinayla bakılsa iyi olur. Numan Kaptan, buranın eski kaptanlarından değerli bir arkadaşımız. Kendisinin fikirlerine, düşüncelerine tamamen katılıyorum. Yani bizler burada daha önce küçük teknelerle hizmet veriyorduk ya. Dolayısıyla daha böyle turban döneminde mesela çok güzeldi, çok temiz bir hizmet de vardı içeride. Çöpler için itinalı böyle atılan yerlerimiz de vardı ama şu anda liman görüldüğü gibi kaderine terk edilmiş bir halde yani şu anda. Hüdaya emanet. Aynen öyle oldu. Rahmetli yani. Ekiz amcanın teknesinin adı. Yani. Bilinçsiz kaplama yapılmış. Onu kim yaptıysa yani profil demirlerin denizde olmayacağını biliyorlar. Ne gerek var onlara? Üzülü masraflar çok. Yapılan işte yani bir şey işte 3-5 yıllık mazisi var. Ne hale geldi liman. Dolayısıyla bilinçli bir insanların böyle el atması, bilinçli bir şekilde yapılması hem denizcinin hem tekneler açısından emniyetli, mal güvenli, can güvenli olarak da bir bakıma ihtiyacı var yani. Evet. Teşekkürler Numan. Rica ederim. Kaleiçi bizim göz bebeğimiz. Burası tüm Antalya'nın kalbi. Onun için Kaleiçi'ne sahip çıkalım Bilal Bey. Kale içindeki işletmelerden bir parça bahsedebilir misiniz efendim acaba? Efendim 1984 senesinin ilk esnafı olaraktan ben burada yat malzemeleri mağazasını açtım. O zaman turban zamanı her işletme ayrı bir fonksiyon sahibiydi. Eczanesi vardı, berberi vardı, kuyumcusu vardı, halıcısı vardı. Hep farklı farklı işletmeler ama herkesin ihtiyacının burada giderebiliyordu. Bunun için buranın tekrar işletmelerinin Adalya Oteli var mesela. Adalya Oteli aktif hale getirilebilir. Diğer işletmeler gözden geçirilebilir. Buranın yaşam alanı olaraktan tekrar gözdesi olan Kaleiçi'nin düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde bir gelişmeler olabilir. Bekliyoruz, takip ediyoruz. İnme binme yerinde asansör veya yürüyen merdiven olabilir. Yani etkinlikler yapalım, burada şenlikler yapalım ama kale içine de sahip çıkalım. Söylemek istediğiniz son sözleri alabilir miyim acaba? Değerli katkılarınızdan dolayı bize bu fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dediklerimiz bir şekilde duyulur. Çünkü Kaleiçi Yat Limanı SOS veriyor. Bu çağrımızı duyun ve buna mutlaka önlem alın. Teşekkür ediyorum.